Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, sesini aldım. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı halinizi ve heyeti, tüm belediye başkanlarımızı emeğin başkenti Karaelmas diyarından saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Evet, aleykümselam. Sayın Cumhurbaşkanım, isterseniz çok kısa aktarayım. Sayın belediye başkanlarımızın yaptığı gibi bizler de zat-ı halimizin, bakanlarımızın bütün talimatlarını harfiyen uyguluyoruz. Sayın Valimizle beraber gerekeni yapmak için elimizden geleni fazlasını yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi Zonguldak'ımızın çok özel bir iki tane durumu var Sayın Cumhurbaşkanım. Ben biliyorsunuz hekimim, 15 sene Kızılay Kan Merkezi'nde müdür olarak görev yaptım. Üretimler durdu Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, TTK'ya ait kömür ocaklarımızda üretim durduruldu. Rödevanslı saha sahiplerimiz de bugün aldıkları kararlarla üretime ara verdiler risk olduğu için. Ama Zonguldak'ımızın genelini ilgilendiren bir sıkıntımız var. Ben malumunuz hekim olarak Kızılay Kan Merkezi'nde 15 yıl idarecilik yaptım, müdürlük yaptım. Ve hedef kitlemiz 18 ile 65 yaş arasıydı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra Zonguldak 65 yaş üstü nüfusta en yoğun il. Ve maden şehri olması hasebiyle kronik rahatsızlık anlamında ve özellikle akciğer rahatsızlığı noktasında çok büyük sıkıntımız var. Ve vatandaşlarımızın da bir parça vurdum duymazlığı eklendiği zaman Sayın Cumhurbaşkanım bizi bu çok büyük endişe uyandırıyor. Rakamlarla aram iyidir. Rakamlara da baktığımız zaman dün Sağlık Bakanımızın açıkladığı vaka ve can kayıplarına baktığımız zaman Zonguldak ne yazık ki %4,5'da şu an Türkiye birincisi can kaybında. İstanbul %1,4'lerde ve Türkiye ortalaması, Avrupa ortalamasına baktığımız zaman 1,4'lerde can kaybıyla devam ediyoruz. Dünden bugüne vaka sayımız arttı. 112 olan vaka sayımız 147'ye çıktı ve can kaybımız 6'ya yükseldi. %4'lere yakın bir can kaybı oranımız var. Biz valimizle, emniyet müdürümüzle tedbirleri neredeyse bir kısmi karantinaya kadar götürdük. Sayın İçişleri Bakanımıza da ben dün bu konuyla ilgili bilgi verdim. Bu konuda özel bir çalışma yapılmasını bir hekim olarak, Zonguldak'ın evladı olarak sizlerden rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Maske, tulum, ekipman noktasında hiçbir ihtiyacımız yok. Aksine çok şanslıyız. Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olan MFA dediğimiz firma, benim birinci sıra meclis üyem, günde 135 bin tane maske üretiyoruz ve hepsi Sağlık Bakanlığı'na gönderiliyor ve Sağlık Bakanlığı denetiminde. 15 güne kadar inşallah günlük üretim sayımız Sayın Cumhurbaşkanım 185 bini bulacak. Nerede yapıyor üretimi? Zonguldak merkezde Sayın Cumhurbaşkanım. Yeni bir fabrika kurduk. 230 personelimizle 3 vardiya. Geçen haftada Sağlık Bakanımızla birebir görüştü. Bilim kurulundaki arkadaşlarımızla da, büyüklerimizle de görüştü. Hiçbir sıkıntımız yok ekipman noktasında. Bir tek bizim aklımızı... Hem N95 Amerika için, N149 dediğimizde Avrupa standartlarında maske üretiminde en büyük tedarikçi Sayın Cumhurbaşkanım Avrupa'da. Güzel. Öyle bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bizim derdimiz şu, dediğim gibi yaşlımız çok fazla, akciğer rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşımız çok fazla olduğu için biz hastanelerimizin yoğun bakımlarının dolmasından ve bu noktada sıkıntı yaşamaktan bir hekim olarak, belediye başkanı olarak endişe ediyorum. Çünkü hakikaten vaka sayımız çok hızlı artıyor. Ben sahadayım, Sayın Valimizle, Emniyet Müdürümüzle insanlarımızı neredeyse kısmi karantinaya soktuk diyebilirim. O derece tedbirleri ağırlaştırdık. Araçları bile şehir merkezinde kontrol altında alıyoruz ki belli mahallelerimizde, özellikle bir iki mahallemizde büyük sıkıntı var Sayın Cumhurbaşkanım. Artık takdirlerinizi bekliyorum. Yeni bir süreç. Vali Bey'e de selamlarımızı iletin. Aleykümselam Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi
Hemen belki de bu akşam, belki yarın kararını alacağız. Mesela Zonguldak kesinlikle karantina ilan edeceğimiz illerden bir tanesi olmalıdır. Bence de Sayın Başkan. Çünkü bu kömür ocakları vesaireler sebebiyle bir de özellikle 65 yaş üstü grup hepsi zaten bu hastalıkla şu anda mücadele ediyorlar. Evet. Zamanından beri zaten yani bu sıkıntıları yaşamış insanlar. Dolayısıyla biz bu büyüklerimizin durumunu da düşünmeliyiz ve evlerden çıkmayı kesinlikle yasaklayacağımız gibi buraya dışarıdan gelenlerin de nereden geldiklerini çok iyi kontrol etmemiz lazım. Ve Zonguldak merkez özellikle tam bir karantina. Böyle ilan etmemiz gerekiyor. Bunu Vali Bey'le de inşallah müzakere edin ve bizler de durumu bir açıklayalım ve ona göre de süreci hızla devam ettirelim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Zonguldak adına çok teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Cami inşaatımız ne halinde? Halen çalışma devam ediyoruz bu şekilde. İnşallah seneye Nisan'da namaz kılabilecek duruma gelecek Sayın Cumhurbaşkanım. Hadi bakalım hayırlısı. Allah razı olsun. Sağ olun Sayın çok Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.